Güzel ülkemin güzel insanları, merhabalar. İngiltere'den sevgiler ve saygılar gönderiyorum size. Bugün size EFT yöntemini kullanarak solunum yolu hastalıklarımızın üzerinden gelmesini yolunu göstermek istiyorum. Allah korusun ileride yine koronaya yakalanırsanız, astmaya, bronşit veya zatürre gibi herhangi bir hastalığa yakalanırsanız bu yöntemi kullanarak rahat rahat nefes alabilirsiniz. David Abel isminde birisi, Japonya'nın yakınlarında koronavirüsüne yakalanıyor kendisi ve EFT yöntemini kullanarak bu virüsün üstesinden gelmeyi başarıyor. Çünkü ventilatörü yokmuş, ventilatör vermemişler ve nefes almakta çok zorluk çekiyormuş. Ve EFT yöntemini kullanmış. Bildiğiniz gibi EFT çok başarılı bir yöntem, dünyaca tanınan bir yöntem. Ben de size bu videoda bu yöntemi kullanarak, Allah korusun ileride belki bir gün başınıza gelir, en azından ne yapmanız gerektiğini bilirsiniz diye bu videoyu çekmek istedim. Umarım faydasında olur bir gün. Ben Eda Hardy, 25 senenin üstündedir İngiltere'de yaşıyorum. Herhalde aksanımdan anlamışsınızdır. Duygusal ve zihin sağlığı terapisti olarak çalışıyorum. Ayrıca eğitimler de veriyorum. Aynı zamanda EFT ve NLP Master uygulayıcısı, EFT eğitmeni ve Reiki Master'ı. Daha önce hiç EFT yapmadıysanız önemli değil. Ben size göstereceğim nasıl yapılacağını. Biliyorsunuz doktorlar şu anda yüzümüze fazla dokunmayalım diyor. Bu normal. Bu noktalarımıza dokunmak zorunda değiliz. Ama dokunabilirsiniz de eğer kendinizden eminseniz. Ben biliyorsunuz İngiltere'de dışarı çıkma yasağı var, o yüzden bir müddettir evdeyim ve virüsüm olmadığını biliyorum. Dokunabilirim, ellerimi de güzelce yıkadım. Siz de yıkayın lütfen ellerinizi, güzelce kremlerinizi falan da sürün, böyle güzelleşelim. Şimdi size ilk başta istiyorsanız şu bir EFT noktalarını göstereyim. Daha önceki videolarımda da göstermiştim ama belki daha önce görmediyseniz, bu yöntemi hiç bilmiyorsanız, şöyle tekrardan üstesinden geçelim. Bir tanesi şu bölgede, bu akupunktur noktalarımız gibi meridyenleri kullanarak kullanılan bir yöntem, EFT yöntemi. Bu şekilde şöyle yapabiliyoruz. İsterseniz bu elinize yaparsınız, isterseniz bu elinize yaparsınız. Şöyle bilek kısmımızda bir nokta var. Bu bölgeleri vurabilirsiniz. Bu hani akupunktürde iğne koyuluyor ya, biz iğne yerine bu şekilde ellerimize vurarak da yapabiliyoruz. Aynı etkiyi gösteriyor. Bu duyguları üzerimizden atmamızı, nefesimizi arttırmamızı, her şeye o kadar faydalı ki duygusal olarak. Ben çok sevdiğim bir teknik EFT, devamlı kullanıyorum. Öteki noktalarımız şöyle elimizin tam tırnağımızın olduğu yerin kenarları. Bu noktalara vurabiliyorsunuz. Başımızın etrafında var, kolumuzun alt tarafında var. Yüz noktalarını da göstereyim. Belki yapmak istersiniz ama dediğim gibi yapmak zorunda değilsiniz. Tam kaşımızın başında, şöyle kenarı tarafımızda, gözümüzün altında, burnumuzun altı, şu arası. Bir de şu kemiklerimizin oldu. Bir de şu aşağı yerde bir noktalar var. Böyle şuralara da dokunabilirsiniz. Böyle bu şekilde yapabilirsiniz. Hatta acıyabilir de. İstediğiniz noktayı dediğim gibi kullanabilirsiniz. İleride aman unuttum ne oldu, bir şey oldu, ay hangi noktaydı falan diye. Hiç kendinizi telaşa sokmayın. Bu elimizin karate olduğu yeri kullanın. Tek burası da işe yarar. Nefes alamıyorsanız bu noktaya vurun ve konsantre olun vücudunuza, duygularınıza, şöyle göğsünüze. Bunların işe yaradığını göreceksinizdir. Lütfen benim şimdi arkamdan tekrar edin benim yaptıklarımı, dediklerimi de tekrar edin. Size bir göstereyim nasıl olduğunu. Bunu daha uzun süre yaparsanız tabii ki sizin için daha iyi olacaktır. Ben şimdi bunu kısa bir video şeklinde yapıyorum. Sadece size göstermek için, Allah korusun ileride ihtiyacınız olursa kullanın diye. Şimdi şöyle bir derin bir nefes alalım. Şöyle bir bakın. Solunum kapasitesine bir bakın. Ne kadar nefes alabiliyorsunuz? Herhangi bir sınırlılık var mı? Şöyle tekrardan istiyorsanız bakın. Yani daha fazla alabilirsin misiniz? Belli bir yerde takılıyor mu kalıyor mu? Şimdi buna 0'dan 10 dereceye kadar bir numara verelim. Mesela ben 0
Hiç nefes alamıyorum. 10 çok rahat nefes alıyorum. Mesela korona virüsüne yakalandıysam şu anda belki 1-2 seviyesinde olabilir. Çünkü nefes almakta çok zorluk çekiyor olabilirim. Ama rahat nefes alıyorsam belki hani benim şu andaki pes ettiğim 7 civarında. 7 civarında rahat bir nefes alabiliyorum. Şimdi amacım bunu daha da arttırmak, daha rahat nefes alabilmek, stresim üzerimden atabilmek. Ama çoğu zaten daha rahat nefes alırsan stresimiz artar. Ne bileyim kendimize güvenimiz de artar aynı zamanda daha nefes aldığımız zaman. Şimdi elimizle başlıyorum şu şekilde. Çok zor nefes aldığım halde kendimi kabul ediyorum. Çok zor nefes aldığım halde kendimi kabul ediyorum. Bir kez daha. Çok zor nefes aldığım halde kendimi kabul ediyorum ve bu duruma teslim oluyorum. Nefes almakta zorluk çekiyorum. Koronavirüs de beni çok korkutuyor. Nefes almakta çok zorluk çekiyorum. Derin derin nefes almak istiyorum. Ciğerlerim sanki kapanmış gibi. Nefes almakta çok zorluk çekiyorum. Ve bu korkularımı üzerimden atmayı tercih ediyorum. Eğer yüzümüze dokunmak istemiyorsak sadece elimize dokunalım. Şu şekilde devam edelim. Daha rahat nefes almak istiyorum. Kendime daha rahat nefes almak için izin veriyorum. İyileşme olasılığına hazırım. Koronavirüs virüsünü üzerimden atmaya hazırım. Tüm endişelerime rağmen kendimi olduğu gibi kabul ediyorum. Ciğerlerimi rahat bırakıyorum. Ciğerlerime nefes alması için izin veriyorum. Derin derin nefes almanın zevkini çıkarıyorum. Parmaklarımızla yapabiliriz istiyorsanız şu şekilde. Derin derin nefes almanın zevkini çıkarıyorum. Özgürüm. Özgürlüğümü seviyor ve serbest bırakıyorum. Derin derin nefes alıyorum. Hala belki nefes almakta zorluk çeksem de bunu kabul ediyorum. Duygularımı olduğu gibi kabul ediyorum. Solunum kapasitemi arttırmama izin veriyorum. Kendimi sınırlamama hiç gerek yok. Rahat rahat nefes alıyorum. Tekrardan şu şekilde gidelim. Derin bir nefes alın. Şöyle rahat rahat verin. Bakın bakalım nasıl hissediyorsunuz şimdi kendinizi. Bir rahatlamanız var mı? Tekrardan bir seviyemize bir bakalım. Ne kadar nefes alabiliyoruz? Solunum kapasitemiz ilerlemiş mi? Benimkisi kesin ilerledi. Siz de bir bakın. Benimkisi 9 civarında. Böyle nefesim daha derinlere gittiğini hissettim. Siz de bir bakın bakalım nasıl hissediyorsunuz. Bunu istediğiniz kadar tekrar edebilirsiniz. Tekrar ettiğiniz, böyle devam ettiğiniz müddetçe bu noktalara vurduğumuz zaman da göreceksiniz ki etkisi daha fazla olacaktır. O yüzden devam edelim tekrardan. Hala nefes almakta zorluk çektiğim halde kendimi olduğu gibi kabul ediyorum. Hala kendimi nefes almakta zorluk çektiğim halde kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Ve kendime izin veriyorum. Rahat rahat nefes alabilirim. Ciğerlerimin genişlediğini, rahatladığını hissediyorum. Nefes almak çok güzel. Ben her şeyin üstesinden gelebilirim. Kendime bu izni veriyorum. Çok fazla stres ve korkularım olduğu halde bunları üstümden atmayı tercih ediyorum. Koronavirüsü beni çok korkutuyor. Çok endişeleniyorum. Ama bütün bu korkularımı kabul ediyorum. Ve kendimi serbest bırakıyorum.
bu duruma teslim oluyorum. Ve şu anda çok rahatım, çok. Böyle kendinize bir rahatlık geldiğini, şu ciğerlerinizin genişlediğini bir hissedin, bir ışığın geldiğini, her nefeste daha çok bir ışık içinize girdiğini, ciğerlerinize gittiğini ve yavaş yavaş onları böyle iyileştiğini hissedin. Hatta istiyorsanız gözlerinizi kapatın, böyle elinize vurmaya devam edin. Böyle o güzel ışığın ciğerlerinize gittiğini, her hücreyi güzel güzel iyileştirdiğini fark edin. Ne kadar rahatladığınızı, şöyle bir de bakın ne kadar stresiniz var herhangi bir yerinde vücudunuz. Onları da şöyle isteyerek bir bırakın. Bırakın stresi, hiç gerek yok strese. Kendinizi şöyle rahat bırakın, hayat kısa. Hiç korkuya gerek yok. Şöyle iyice nefesinizi şöyle derin derin arttırın. Şöyle rahatlayın, vücudunuzu bir rahat bırakın. Hiç kasmamıza gerek yok. Dediğim gibi hayat kısa. Tekrardan istiyorsanız tekrardan bir başlayalım. Hala zorluk çekiyorum nefes almakta. Ama bunu da kabul ediyorum. Ciğerlerime rahat nefes almak konusunda özgürlük veriyorum. Ciğerlerim rahat nefes alabilir ve bu hastalığın üstesinden de gelebilir. Bütün korkularımı da üstümden atıyorum. Hiç bu korkulara gerek yok. Ben rahatım, güveniyorum. Her şeyin bir sebebi vardır. Kendimi güvende olmayı tercih ediyorum. Kendimi güvende olmayı seçiyorum. Başka ne geliyorsa aklınıza, sizi ne mutlu ediyorsa, başka ne korkularınız varsa onları da teker teker söyleyin şimdi. Hepsini üstümüzden atalım. Bu akupunktur noktalarını kullanarak hepimiz bu korkularımızı, bu stresimizi, nefes alma sorunlarımızı, panik ataklarımızı hepsini üstümüzden atalım. Bunu yapabiliriz. Buna gücümüz var. Ne kadar endişeli olsak da, yarınımızın ne olacağını bilmesek de, şu andaki kendi gücümüzü, kendi düşüncelerimizi kontrol edebiliyoruz. Çünkü düşüncelerimiz üzerinde hiç kimsenin etkisi yok. Düşüncelerimizi, korkularımızı, duygularımızı kontrol edebilecek tek insan biziz. Başkalarına bu gücü vermek zorunda değiliz. Bunun farkına varın. Ve kendi gücünüzün tekrar size geri geldiğini lütfen hissedin. Biz Türk olarak çok güçlü insanlarızdır. Böyle yaratıldık ve böyle gidecektir. Şimdi tekrardan şöyle kafanızın üzerine doğru gidin. Şöyle tekrardan bir nefes alın. Bir verin, tekrardan bir nefes alın. Oh Tanrım, çok güzel. 10 üzerinden 10 veriyorum kendime. Tamamen rahatlamış, hafiflemiş hissediyorum. Çok güzel, derin derin nefes alıyorum. Umarım siz de aynı şeyleri hissediyorsunuzdur. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız, eğer ileriki videolarımı da görmek istiyorsanız lütfen kanalıma üye olun. Arkadaşlarınızla videoları paylaşın. Birbirimize destek olalım bu zor durumlarda. Eğer başka videolar yapmamı istiyorsanız da lütfen aşağıya mesaj bırakın. O videoları da elimden geldiğince yapmaya çalışacağım. Sizleri çok çok seviyorum. Hepinize buradan pek çok sevgiler gönderiyorum. Lütfen kendinize iyi bakın ve kendinize şöyle derin derin nefes alın ve rahat bırakın. Yakında görüşmek üzere.